Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Bulgarca'da zamanlarla devam edeceğiz. Bugün de minulu svršeno vreme öğreneceğiz. Yani bunun Türkçe'de karşılığı belirli geçmiş zaman. Bunun da kısaltması böyle oluyor. Minulu svršeno vreme. Örneklerimizle başlayalım. Yazdım. Pisah. Yani aslında ana fiilimiz pisha. As, ti, toy, tia, nie, vie, te. As, pisah. Ti pisa, toy pisa, tia pisa. Nie pisahme, vie pisahte, te pisaha. Bu gördüğümüz örnekler hepsi olumlu, olumlu şekli. Ispratia. İspraştım, yani gönderiyorum. As ispratih. Ti isprati. Toy isprati. Tia isprati. Nie ispratihme. Vie İspratihte, te ispratiha. Bir tane daha örnek yazıyorum. Pia, içiyorum. As pieh, içiyordum. Ben içiyordum, sen içiyordun. As pieh, ti pieşe, toy pieşe, tia pieşe. Nie piehme, vie piehte, te pieha. Bakın buradaki ekler neredeyse hepsinde aynı oluşuyor. Hte, hte, hte. Hme, hme, hme. Pisah, ispratih, pieh. Pisa, pisa, pisa. Ti pisa, toy pisa, tia pisa. Ti isprati, toy isprati, tia isprati. Burada hepsi aynı kalıyor. Hiçbir değişiklik görmüyoruz. Bunları umarım fark etmişsinizdir. Ve şimdiki bunu öğrendiğimiz fiillerle de cümle kuracağız. Minulu svršeno vreme'de cümle kuracağız. Mesela böyle diyelim. Dün telefonla konuştum. Dün telefonla konuştum. Вчера говорих по телефону. Вчера говорих. Bakın, говорих. Аз говорих. Yani вчера говорих по телефону. Dün telefonla konuştum. O kardeşine mektup gönderdi. Gönderdi. Той испрати. Bakın bunu kullandık. Той испрати. Eğer as испратих, ben gönderdim olsaydı, o zaman as испратих письмо на брате olacaktı. Şimdi biz o abisine mektup gönderdi diyelim. O derken той aldım. Yani erkek. Той. Испрати. Письмо. На брате. Yanlış anlamayın, buraya tia da yazsaydım yine ispratih olacaktı gördüğünüz gibi. Toy ve tia isprati, isprati aynı fiil kullanılıyor. Tia isprati, toy isprati, pismo na brate, ikisi de aynı. Isprati. O kardeşine mektup gönderdi. O
sadece su içiyordu. Kadın alalım. Женский род. Тя пиеше. Саму. Вода. О. Kadın. Sadece su içiyordu. Пиеше. Bakın. Тя пиеше. Şimdi bu gördüğümüz örnekler olumluydu. Şimdi bir de olumsuz şeklini görelim. Olumsuz şekli. Yine örnek pişayı alalım. Az ne pisah. Ti ne pisa. Той не писа. Тя не писа. Ние не писахме. Вие не писахте. Те не писаха. Олумсус. Cümle kurmak için Bulgarca'da önüne ne koyuyorduk? Daha önceki derste de söylediğim gibi. Pia. As ne pieh. Ti ne pieşe. Toy. Pardon. Ne pieşe. Tia ne pieşe. Niye? Ne piyehme? Hadi bunları yazalım madem başladım yazmaya. Viye ne pisahte? Ve te ne pisaha? Pulucih de görelim. Pulucih. Аз не получих. Ти не получи. Той не получи. Тя не получи. Ние не получихме. Вие не получихте. Те не получиха. Получих bu arada aldım anlamına geliyor. Mesela örneğin mektubumu aldın mı? Получили письмо то ми. Mektubumu aldın mı? Almak. Şimdi yine örnek cümleler kuralım daha iyi anlamanız için. Ben sizden yanıt alamadım diyelim. Ben sizden yanıt alamadım. Аз не получих отговор, yanıt veya cevap, отговор от вас. Ben sizden yanıt alamadım. O anahtarlarını bulamadı. Тя не намери ключовете. Ключовете си. Onlar eskiden içmiyorlardı. De ne pieha predi. Predi eskiden. Onlar eskiden içmiyorlardı. Biz yazmadık bu mektubu. Niye?
писахме това писмо. Biz yazmadık bu mektubu. Ve son olarak bu dersimizde de soru şeklini göreceğiz. Minulu svršeno vremedeki soru şekli. Yine örnek pişayı alıyoruz. Yazmak. Yazıyorum. Ama soru soruyoruz. Minulu svršeno vremede. As pisahli. As pisahli. Ti pisali. Той писали, тя писали, ние писахме ли, вие писахте ли, те писаха ли? Bulgarca'da böyle bir soru sormak istersek hemen arkaya li ek gibi. Pia içmek içiyorum. Ben içiyor muydum? As piehli. Ti piehli. Toy piješeli, ťa piješeli, nie piehmeli, vie piehteli, te piehali. Ve bir tane değişik veriyorum. Namerih. Yani buldum. Namerih. Ben buldum mu? As namerihli. As namerihli. Ti namerili. Toy namerili. Ťa namerili. Nie namerihmeli. Vie namerihteli. Ve son olarak de namerika li. Ve örnek cümlelerimiz gelsin. Diyelim ki biz bulduk mu? Niye namerikmeli? Biz bulduk mu? O iş buldu mu? Той намерили работа. Той намерили работа. О derken burada той erkek iş buldu mu? Тя намерили се чантата? Тя намерили си çantada. O çantasını, o derken pardon buraya isterseniz şöyle yazalım. O çantasını buldu mu? Ve son cümle kuralım. Dün gece Ivan içiyor muydu? Ivan piyeşi ли с нощи. Дюн геджи Иван и чьор муйду. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalımı beğenip paylaşmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalım Melinda TV'ye abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.